Başarılı biri değil, değerli biri olmaya çalışın. Etrafınıza bakın. İnsanların hayatta nasıl da verdiklerinden daha fazlasını almak istemelerine bakın. Değerli bir insan, aldığından daha fazlasını verir. Yaratıcı olun. Ama yarattıklarınızın insanlık için bir lanet olmadığından emin olun. Albert Einstein Başarılı olmak mı önemli, Yoksa değerli olmak mı? İkilemde kalmış olabilirsiniz. Lakin Einstein bu alıntıda aslında sorunun cevabını vermiş. Herkes başarılı olmak ister tabii ki. Fakat başarılı olmak o kadar da zor bir şey değil. Önemli olan değerli olabilmektir. Başarıya değer katabilmektir. Zor olandır bu. Ama değerli olandır. Buradaki başarıdan veya değerden kastı nedir peki? Başarının kıstası kişiye göre değişir. Makam mevki sahibi olmak veya saygı görmek başarı kıstası olabilir. Kimisinin ise yalnızca para pul olur. Rahat hayat yaşayayım, evim arabam olsun veya ailem olsun vesaire. Aslında burada başarıdan çok değerli olmanın ne demek olduğu önemli. Amaçlarınıza ulaşmanız belki de sizin için değerli olmanın ta kendisidir. Bazılarının ise Değerli olmak umurunda değil. Ben istediğim konforu elde edeyim, isteklerimi gerçekleştireyim, gerisi beni ilgilendirmez modunda olabilirler. Fakat bence değerli olmak demek kendinizden ziyade topluma, insanlığa, hatta dünyaya fayda katabilen bir insan olmak demektir. Alıntının son kısmında ne diyordu? Yaratıcı olun ama yarattıklarınızın insanlık için bir lanet olmadığından emin olun. Başarılı olabilirsiniz. Fakat sizin başarınız topluma değil de sadece size hizmet ediyorsa bu size değer katmaz. Başarı için topluma veya başkalarına zarar veriyorsanız bu sizi sadece toplum düşmanı ve bencil bir kişi yapar. Topluma faydası olmayan bir bireyin özünde kendisine de faydası olmaz aslında. Toplumdan izole yaşamayan her birey toplumun bir parçasıdır. Dolayısıyla sen veya ben diye bir şey olmamalı. Biz olmasıdır doğru olan. Çünkü hepimiz toplumu oluşturan küçük parçalardan ibaretiz. Biz olmadan sen veya ben de olamayız. Mesela değerli ve başarılı biri için Einstein bizzat mükemmel bir örnek. Kendisi bilime çok şey katmış ve insanlığa önemli şeyler vermiş bir bilim adamı. Bu onun için önemli bir şey. Çünkü bugün hala adını anıyoruz. Fakat baktığınız zaman tıpkı alıntıda olduğu gibi Einstein hayatta aldığından daha fazlasını insanlığa vermiş oldu. Neticede kendisi öldü, gitti. Ama bıraktığı değer hala yaşıyor. Tabii ki hepimiz Einstein olamayız. Bu çok uç bir örnek. Ama ben başarılı ve değerli biri olmayı çok iyi açıkladığını düşünüyorum. Herkesin topluma kattığı şeyler küçük veya büyük farklılık gösterir. Çorbaya tuz katmak gibi düşünebiliriz bunu. Küçük bir çocuk da bir şeyler yapabilir, yetişkin bir insan da. Herkesin kendine göre fayda katabileceği illaki bir şeyler vardır. Çevreye, doğaya, hayvanlara katarsın, bu da bir fayda. Yani ne kadar büyük katkı yaptığından ziyade ne kadar çok katkı yaptığın önemli. Bana göre bugün biz hala Toplum olarak çok büyük sorunlarla mücadele ediyorsak, ister ekonomik olsun ister sosyal, hepsinin sebebi toplum için yaşamayı bilmediğimizden kaynaklanıyor. Türkiye'de yaşamak, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşamaktan daha zor. Yolsuzlukların, hırsızlıkların, sahtekarlıkların at koşturduğu, cehaletin ele geçirdiği bir ülke olmasının sebebi toplumsal değil, bireysel yaşamlarımızdan kaynaklanıyor. Başta eğitim sistemi olmak üzere aile eğitimi bize yanlış uygulanıyor. Mesela çoğumuz hayalindeki işi değil zorunda olduğu işi yapıyor. Kaçımız hayallerini gerçekleştirebilmiş ve hayalindeki mesleğe ulaşabilmiş. Daha doğrusu hayal edebilme imkanına kaçımız sahip olabiliyor. Her şey aileden başlıyor. Sürekli baskılanıyoruz. Fakat topluma yararlı bir insan olmak yerine kendimize yararlı veya sadece ailemize yararlı bir birey olmak için yetiştiriliyoruz. Hayalimizdeki meslek her zaman para odaklı. Herkes çok para kazanıp rahat yaşama ve kendini kurtarma derdinde. Türkiye'de yaşam misyonumuz ne yazık ki bu şekilde ve hemen hemen her çocuk da bu şekilde büyütülüyor. Kimse toplum olarak ileri gitmemiz gerektiğini düşünmüyor. Daha doğrusu düşünüyor ama buna göre yatırım yapmıyor. Ondan sonra da şikayet ediyoruz bu toplum neden böyle diye. Aslında suçu birbirimize atıyoruz. Kimse sorumluluk almıyor ve almak da istemiyor. Eğer toplumsal sorunlar varsa ve bunların hepimize ait olduğu gerçeğini kabullenirsek işte o vakit sorunları çözmeye başlar ve toplum olarak da ileri gitmeye başlarız. Aile kısmı bitse İlkokul ile başlayan eğitim hayatı da bunları çocuklara veremiyor. Tamamen ezbere ve içeriği bomboş bir eğitim sistemimiz var. Sırf zorunda olduğu için bomboş bir eğitim alıyoruz. Ve doğal olarak da bu eğitim hiçbir işe yaramıyor. İşin üniversite boyutuna gelince bakkal gibi her yerde üniversite. İnsana hiçbir şey katmayan, doldurma müfredat, işe yaramaz yüzlerce bölüm Hepsinin amacı da sadece üniversite diplomasına sahip olmak. Ve bu diplomada yarın öbür gün işe girersen bir artı olur, maaşım artar, belki avantajlı olurum gibi sebeplerle alınıyor. Yani üniversiteler şu anda adeta zorunlu lise diploması muamelesi görüyor. Akademi yapmak isteyen veya bitirdiği bölüm üzerinden bir mesleğe yönelmesi gereken insanların başvuracağı bir kurum olması gerekirken o kadar sıradan bir hal aldı ki üniversite bitirmeyeni dövecekler neredeyse. Uzun lafın kısası. Bu toplumun neredeyse tamamına yakın bir kısım bire için yaşıyor. Bu anlayış devam ettiği müddetçe Türkiye asla şu anki seviyesinin üstüne çıkamayacak. Bakın hükümet veya iktidar bunlar değişen şeyler tamamen ama önemli olan işleyen sistemin değişmesidir. Kişilerin veya kurumların kim oldukları önemli değildir. Mentalite önemlidir. Mevcut sistem kalırsa A gider, B gelir. Sadece harf değişir. Sistem ve yönetim biçimi aynı kalır. Dolayısıyla bunun topluma bir faydası olmaz. Sistemi değiştirebilmek için önce toplumdan başlamamız gerekir. Toplum kötü olursa ülkede kötü olur. Fakat toplum iyi olursa ülkede iyi olur. Bu yüzden her ne şartlar altında olursa olsun bu toplumun bir parçası olduğumuz müddetçe toplumun faydası için yaşamak zorundayız. Yarınlara umutlu bir şekilde bakabilmek için bugünleri doğru bir şekilde yönetmemiz hepimiz için bir gerekliliktir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha fazlası için de Viva Ruina'ya Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.